Yayınıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzakereler NATO koordinatörlüğünde yapılan bu müzakerelerde İsveç'e yönetim olarak okey dendi. Ama iş bitmedi. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri kongre oyunu yapıyorsa biz de meclis adımı yapacağız. Yani burada bir süreç devam ediyor. Bize ne sözler verildi? Bu sözler tutulacak mı? Şimdi bir açıklama yapıldı, duyduk. Sayın Erdoğan dedi ki, draftın yani taslağın uygulamada işlevliğini göreceğiz diye. Türkiye mutlaka F-16'lar konusunu burada draftta yani taslağa koydurdu. Ve bu süreci takip edeceğiz dedi. O kadar güzel bir strateji güttük ki. Bu güzel strateji sayesinde Türkiye meclis adımıyla ABD'nin kongredeki adımını eşdeğer hale getirebilir. Yani İsveç'in bu pakta katılımı, bu pakta üyeliği meclis onayının evet şartına bağlı. Özellikle Türkiye kutsal kitabımıza yapılan saldırıları not etti. Bu yapılan saldırıların faturasını onlara ödeteceğiz. Bunun için savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Özellikle gönlümüzün müsterih olması için Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın İsveç Başbakanlığı evet ile tokalaşırken ki yüz ifadesine bakmamız yeterli olacaktır. Sayın Hakan Fidan'ın önünde eli evet ceketini ilikleme pozisyonunda ayağa kalkarak Hakan Fidan'a eğilerek burada talepte bulunan o görünüyorlar ama burada Hakan Fidan'ın oturduğu yerden bile kalkmaya tenezzül etmemesi kutsal kitabımıza saldıran bu evet bu zatlara karşı verilecek en büyük cevap olsa gerek. Ülkesinde terörün her cinsini taşıyan ve geri dönüşüm kutusu haline gelen İsveç'in iki büklüm hali evlere şenlik aslında. Stoltenberg'de Biden'dan çok fazla fırça yemenin evet yettiğini ve Türkiye'nin prensipteki okeyinin meclis kararı var daha. Meclisin kararı önemli. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu topu meclise attı. Orada okey dedi ama Biden da F-16 için okey diyor. Ama yeniden sürünceme yaptırıyor. Beyaz Saray ipe un sermeye başladı bile. O zaman İsveç kararı ne olacak? Beyaz Saray sözcüsü Sullivan, Türkiye F-16 tedariki konusunda bu taleplere karşılık vermek için bir sürecin olduğunu ve Biden'ın bu süreci kongre ile görüşerek yürüteceğini söyledi. İpe un sermeye devam mı ABD? Devam. O zaman bizim de yapmamız gereken ipe iyiden iyiye tabii ki un sermek. Ama şöyle bir gerçek var. Türkiye büyük bir deprem yaşadı. Türkiye'nin yaşadığı bu deprem eşi benzeri görülmeyen birçok depreme eşdeğerdi. Hem ekonomik krizle uğraşarak hem dövizin dalgalanması, dış piyasalarda batının o gerçek ambargosu, Türkiye'yi nakit ve likidite yönünden sıkıştırmaya çalışan batının tüm bu zorlamaları Türkiye'ye tabii ki büyük zararlar verdi. Ön yargılı politikalar ve tabii ki mütekabiliyet esasına dayalı olmayan ticaret uygulamaları, tabii ki Türkiye'ye karşı düşmanlığın tezahürüydü. Tam da böyle şanssız bir ortamda pandeminin yorgunu olan Türkiye'nin ve birçok alanda dünyada daralan hacim, ticaret hacmi ve ekonomik hacimler Türkiye'ye de yansıyınca, bir de deprem buna eklenince Türkiye ekonomik anlamda gerçekten çok sarsıldı. Dünyanın en büyük afetlerden birini yaşıyorsunuz. Ve buna rağmen tabii ki ayaktasınız ve güçlü bir şekilde de politikalarınızı yürütüyorsunuz. Türkiye birçok etkiyi yaşadığı bu etkileri devletsel ve milletsel menfaatlerini kısa, orta ve uzun mesafeden değerlendirerek yolunda ilerliyor. Biden tarafından sıcak mesajlar geliyor. Tabii ki İsveç'i onaylatmak için bu açıklamalar var. Türkiye'nin meclis kararı çıkana kadar da bu pembe açıklamalar, yer ve tarih ve çözüm tarihi belirtilmeden F-16'lar meselesinden uygulanan ambargolara ve daha birçok konuya kadar
Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri, bu konudaki önem verdiği durumlar biri belirtilmeden, yani bu konulara çözüm getirmeden bedavadan bir olay daha oluşturmak istiyor ABD. Yani Türkiye hem geleceğini hem bundan sonraki süreçteki mevcudiyetini korumak adına artık önemli adımlara imza atacak. Dedim ya, şunu söylemek istiyorum. Sayın Erdoğan dedi ki Avrupa Birliği sürecimizi destekleyin. Vize serbestisi getirin. Bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekonomik hacmi arttırıcı bir politika. Avrupa Birliği'ne bizi üye yapmayacaklarını herkes biliyor. Rusya da bugün açıklamış. Çıkarın pembe gözlükleri, sizi üye yapmazlar, istemiyorlar diye. Onu biz de biliyoruz Rusya. Senden akıl alacak durumumuz yok. Bizim uyguladığımız politikalarda burnunu sokma. 2 gram doğalgaz veriyorsun diye. Yani demek istediğim husus şu. Türkiye aktif, evet şunu da ilave edeyim. 2 gram derken buradaki amacım şu. Türkiye bunun parasını ödüyor. Türkiye yıllarca Rusya'ya dünyanın parasını ödedi. Ve verdiği bir doğalgaz. Doğalgazı çek Rusya'dan, ekmeksiz kalırlar. Evet, ekmeksiz kalırlar. O yüzden söyledim bunu. Demek istediğim husus şu. Şimdi İsveç bir sürü provokasyona imza attı. Aslında İsveç NATO'ya girmek de istemiyordu. Türkiye bunu gördü. Hem İsveç'e şartlarını dayatmak, onda kanunlar çıkarmak ve Türkiye'ye uygulanan haksız ambargoların önüne geçici taslağa maddeler koymak, silah ambargosu ve benzeri alanlar dahil, ABD'nin F-16'lar konusunda esnemesi, Türkiye'nin bu uçaklara blok 70'lere ihtiyacı, hem bu araçların, bu uçakların kitleri ve bu uçakların son teknoloji F-16 olması ve bu teknolojilerden istifade etmemiz ve kendi yerli uçağımız gelene kadar bunları kullanacak olmamız, var olan tehditlerin çok olması. Şimdi F-16'lar konusunda Amerika Birleşik Devletleri nasıl kongrede işi uzattıysa bizim de İsveç konusunda uzatmamız lazım. Ne zaman F-16'lar resmileşir, F-16'ların gönderileceği ve uçakların rehin alınmayacağı garanti olur o zaman. Çünkü ABD güvenilmez bir ortak. Açıklayayım isterseniz. Bize F-35'leri teslim etmediler. Bu F-35'leri bazı rivayetlere göre Yunanistan'a, bazı rivayetlere göre de İsrail'e ek file olarak yollamak için adım atmışlar. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'ye karşı yaptıkları bu ihanette uçaklarımızın hangar paralarını bile bizden isteyecek kadar yüzsüzleştiler. Yani F-16'larla ilgili yok komisyon başkanı Menendez'le görüşülüyormuş, yok kongreye gidiyormuş, geçin bunları. Ne zaman bu uçaklar ile ilgili teslimat bize netleşir, ne zaman Türkiye'ye uygulanan ambargolar kaldırılır, NATO'da olmamıza rağmen bu saçma uygulama kaldırılır, ne zaman İsveç'teki terör örgütü faaliyetlerine cezalar gelir ve müeyyide sahada başlar, bu başka bir şey. Yani bunların fiiliyatını görmemiz gerekir. ABD, sen Türkiye'ye mi saldıracaksın? Nedir bu silah ambargosu? Nedir bu F-16 çekincesi, değil mi? Daha anlatacak çok şey var. Ama bilin ki bundan sonraki süreçte Türkiye aman vermeyecek. Türkiye kendi bildiklerini ve kendi duruşunu gösterecek. Evet, er mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Bir dahaki de görüşeceğiz ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.